Dün yayından sonra ben o haberi aldım. Denizli'de 23 yaşında gıda mühendisi, gencecik, dünyalar güzeli bir kız da bir adam tarafından öldürüldü. Şebnem Şirin boğazı kesilerek maalesef. öldürüldü. 23 yaşında. O kadar güzel bir kız ki Şebnem. Bu olay Denizli'de yaşandı. Erkek arkadaşı denilen bu cani Furkan Zıbıncı. Bu Furkan Zıbıncı denilen şahıs Şebnem'in evine gidiyor. Vay efendim sen benden nasıl ayrılmak istersin? Konu bu. Bu yüzden kızın boğazını kesiyor. Bu cani. Türkiye Şebnem Şirin'in ölümünü konuşuyor. Biz aslında yıllardır konuşuyoruz da bu ölümleri. Buyurun haber. İsimler değişse de acılar ortak. Türkiye bir kere daha kadın cinayetiyle sarsıldı. Bu sefer acının adresi Denizli. Kurbanı ise 23 yaşındaki Şebnem Şirin'di. Gıda mühendisi Şebnem Şirin, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede boğazı kesilmiş halde bulundu. Olay yerinden aracına binerek kaçan zanlı ise polis tarafından kıskıvrak gözaltına alındı. Gasp ve cinsel istismardan 6 ayrı suç kaydı olan Furkan Zıbıncı ise yaşananları hatırlamadığını iddia etti. Bir şey söylemeyecek misin Furkan? Furkan bak sen. Önü açalım, önü açalım. Aç, aç, aç. Hadi abi. Furkan Zıbıncı çıkarıldığı mahkemece tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebnem Şirin ise anne ve babasının feryatları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşimiz, o genç kardeşimiz benim kızımdır Kamal. Allah'ım. Yani yıllardır biz bunu konuşuyoruz değil mi? İsimler değişiyor, canilerin ismi değişiyor. Bu olaylar bitmiyor. Hep aynı. Ver rakamı. Ver. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu bir sayaç, biliyorsunuz bunu internette yayınlıyor. 2021 yılında 293 kadın öldürüldü, katledildi bu ülkede. 293 kadın. Ve bu rakam ne yazık ki Türkiye'de her gün artıyor. O vahşi, cani erkekler tarafından kadınlar öldürülüyor, katlediliyor. Ve biz her gün neredeyse bu olayları konuşuyoruz. Aynen. Gencecik kızlar toprağa veriliyor. Niye? Cani, manyaklar yüzünden. Vay efendim sen benden nasıl ayrılırsın? Ayrılır kardeşim. O senin eşyan değil, o senin malın değil. Bir beraberliğe başlarsın, sevgi bitebilir. Aşkın bile bir süresi var, hep söylüyorum. 3 yıl kardeşim, 3 yıl sonunda aşk da bitiyor, sevgi de tükenebilir ve ayrılırsınız. Bunu kabul etmek zorundasınız. Erkeklere sesleniyorum. Tabii her erkekleri de ben şey altında bırakmak istemiyorum. Çünkü adam gibi seven, adam gibi adamlar var bu ülkede. Çok düzgün insanlar var. Ama adam olamayan canileri de görüyoruz ne yazık ki. Şebnem Şirin bugün toprağa verildi. 23 yaşında. Denizli'de çok da... Annesi, babasını bugün cenazede gördüm. Dua okuyacak eli böyle adam. Eli titriyor yani ayakta duramıyor. Ya evladı bir manyak geliyor boğazını kesiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Senin için mi o kızı dünyaya getirdi? Mal olarak görüyor. Kendi malıymış sanki onun o. Ya ayrılacaksa ayrılacak. Sana ne ya? Ya bu nedir ya? İnsanları bu hale getirdiler iyice. Yani erkeklere buradan seslenmek lazım. Ya biraz empati yapın ya. Bu Furkan Zıbıncı denilen... Bu cani de tutuklandı. En ağır cezayı verin. Çıkamasın oradan. En ağır cezayı verin. Bir de galiba hatırlamıyorum diyormuş. Hatırlamaz. Başvurduğu hatırlamaz. Hatırlamıyorum. Öldürürken... Demek. Allah'ın cezaları.